Merhaba sevgili arkadaşlar. 25 günde TYT biyoloji bitireceğimiz kamp programımıza 9. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde mitokondri ve plastitler ile ilgili bilmeniz gerekenleri göreceksiniz. Ancak buna geçmeden önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte organellerin ne olduğunu, tek zarlı ve çift zarlı organellerin hangileri olduğunu gördük. Ek olarak da ribozom, Golgi, endoplazmik retikulum ve lizozom gibi organelleri görmüştük. Hemen ödevimizi kontrol edelim ve vakit kaybetmeden bugünkü videomuza başlayalım. Mitokondri ve kloroplast arkadaşlar ikisi de çift zarlı olan organeller. ÖSYM gerçekten buradan soru sormayı çok seviyor. Çünkü bu ikisi de hem çift zarlı organel hem de birçok ortak özellikleri var. O nedenle buraları dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten videonun sonuna doğru da ben hem ortak özelliklerin hem de farklarının neler olduğunu size göstermiş olacağım. Bu videoyu izledikten sonra mitokondri ve kloroplastla ilgili bilmeniz gereken hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Hadi gelin mitokondriden başlayalım. Mitokondri'nin görevi ökaryotlarda oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organel. Yani Oksijeni solunum ister prokaryot ister ökaryotlarda görülebilir arkadaşlar. Ancak mitokondri çift zarlı bir organel olduğu için bu nedenle sadece ökaryot canlılarda görülür. Bu nedenle bu cümleyle başladık diyebilirim. Burada bu organelin kendine has DNA, RNA ve ribozomu var. Bu nedenle diğer hücrelerden, diğer organellerden bağımsız bir şekilde çoğalabilme ve bölünebilme özelliğine sahip arkadaşlar. Yani aslında bunun organelden üzeri bir şey olduğunu söyleyebilirim. Buranın kendine has DNA, RNA ribozomu var dedim ya. Buranın DNA'sının prokaryotlardaki DNA'ya benzediğini söylemek istiyorum. Çünkü prokaryotlarda DNA halkasaldı, ökaryotlarda sarmaldı. Prokaryotlardaki halkasal DNA'ya benzer olarak mitokondrinin ve kloroplastın içerisinde bulunan DNA da halkasal olmuş oluyor. Buranın iç sarına krista adını veriyoruz. Bu krista ETS elemanları bulunmuş oluyor. ETS elemanları dediğimiz şey arkadaşlar böyle noktacık noktacık olan yapılar hemen siyah renge geçeyim ve göstermiş olayım. Buralar içerisinde bulunan noktacıklı siyah olan yapılara biz ETS elemanları diyoruz. Bu ETS elemanları ATP üretiminden sorumlu olan elemanlar olmuş oluyor. Buranın sıvı kısmına yani mitokondrinin içerisinin sıvı kısmına da matriks adını veriyoruz. Matriks içerisinde DNA, RNA, ribozom ve aynı zamanda solunum enzimleri bulunmuş oluyor. Bizim burada bilmemiz gereken en önemli şey arkadaşlar buranın denklemi. Yani bu organelin görevi oksijenli solunum yapmak ya Oksijenli solunum tepkimesi ne? Onu bilirsek burayla ilgili çıkabilecek tüm soruları yapabiliriz. Şimdi ben size bu denklemi söyleyeceğim. Tersi de arkadaşlar kloroplastın denklemi yani fotosentezin denklemi olmuş olacak. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Şimdi bir besinimiz var. C6H12O6 diye gösterilir arkadaşlar. Bu besindir, glikozdur. Bunun oksijenle parçalanması ile birlikte karbondioksit ve su elde edilir. Aynı zamanda ATP ve ısı elde edilmiş olur. Yani bir oksijenli solunum tepkimesi budur. Bu olayın tam tersini kloroplast içerisinde anlatmış olacağım. Metabolik faaliyetlerin çok fazla olduğu kas hücreleri, sinir hücreleri, böbrek ve sperm hücreleri gibi hücrelerimizde metabolik faaliyetler çok çok fazla olduğu için bunların mitokondri sayı sayılarının da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hücrede bir tane mitokondri olacak diye bir şey yok. Gerekli olan ATP'yi üretmek için o kadar fazla miktarda mitokondri bulunabilir deriz arkadaşlar. Burada bilmemiz gerekenler bu kadar. Bizim asıl bilmemiz gerekenler bize sorulacak kısım. Yani arkadaşlar mitokondri faaliyeti artan bir hücrede neler karşımıza gelir onu sorarlar. Çok enerji kullanmamız gerekiyorsa o zaman mitokondri çok fazla oksijenli solunumla besini parçalamalı değil mi? Çok fazla oksijenli solunum yapmalı ve besini organik besini parçalamalı. Yani glikoz molekülümüzün oksijenle parçalanması olayı bir oksijenli solunumdur. Bunun sonucunda karbondioksit, su ve ATP ve ısı elde edilmiş olur. Şimdi burada şunu bilmenizi istiyorum. Okun sol tarafında olanların miktarı azalırken sağ tarafındakilerin artması lazım. Zaten mantıken böyle olur arkadaşlar. Bir yere azalırsa bir yere artmış olur. İşte burada da aynı şey geçerli arkadaşlar. Mitokondri faaliyeti bir hücrede arttığı zaman glikoz azaltmam lazım ki ben karbondioksit ve suyun miktarını artırabileyim. O nedenle glikoz ve oksijenin miktarı azalırken okun sağ tarafındakilere artar diyeceğim. Hemen bunu yazdıktan sonra da alttaki öncüllerimizi söyleyelim arkadaşlar. Zaten soruda bana oksijenli solunum sonucunda nelerin meydana geleceği, hangisi artar, hangisi azalır onu sorar. Şimdi burayla birlikte o soruya bir tık atmış oluyoruz. Glikoz miktarı Azalacak değil mi okul sol tarafındakiler azalmış olacaktı azaldı oksijen tüketimi oksijen tüketimi artar çünkü geride kalan oksijen azalır yani ben çok fazla oksijen kullandığım için o nedenle oksijen tüketimi artar diyoruz yani tüketilen oksijenimi soruyor. Geriye kalan oksijeni mi soruyor? Ona dikkat etmen lazım. Geriye kalanı sorarsa azalır diyeceksin ama tüketilen derse artar demiş olacaksın. Karbondioksit ne oluyor? Artıyor. Karbondioksitin artması demek ortamda asitliğin artması demek. Asitlik artarsa pH azalmış olur. Buna da düşme sakın. Yani pH düştüğü zaman asitlik artıyor. Bunu biliyorsun ama böyle sınav heyecanıyla birlikte yanlış yapabiliyorsun bunu. Asitlik arttığında pH de artarmış gibi düşünüyorsun. Aman diyeyim buraya dikkat etmeni istiyorum. pH pH düştü, asitlik arttı söyledik. Üretilen ATP miktarı. Şimdi ben oksijenli solunum yaptığım zaman ATP üretmiş oluyorum değil mi? Hem ATP hem ısı üretiyorum hem de karbondioksit ve su açığa çıkarmış oluyorum. O yüzden doğru. Isı da arttı zaten. Su da arttı. Karbondioksit de arttı. Zaten bunlar denklemden gördüm. Şunları bilmem lazım. Bunların yorumunu yapabilmem lazım. Şimdi ortamda arkadaşlar glikoz dediğimiz besinin miktarı azalırsa ve ortamda suyun miktarı artarsa o zaman o ortamın yoğunluğu ne olur? azalır değil mi ortam yoğunluğu azalırsa ozmotik basınç dediğimiz şurası o olacak ozmotik basınç da azalır ozmotik basınç demek bir hücrenin su alma isteği demek eğer o ortam yoğunsa yoğunluğu fazlaysa ozmotik basınç fazla olur ama ortam yoğunluğu az olursa ozmotik basınç da az olur diyeceksiniz ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıdır arkadaşlar o nedenle turgor basıncı da artar diyoruz yani mantıken şunu söylemek istiyorum buradaki öncülleri zaten denklem üzerinden çok rahat bir şekilde yapabildiniz. Ekstra şu şöyle olur, bu böyle olur dememe gerek yok. Denklemi yazıyorsunuz ve glikozu azaltmalıyım, oksijeni azaltmalıyım, diğerlerini artırmalıyım dediğiniz anda soruyu yapmış oldunuz. Yani bazen biyolojide birkaç denklemi bilmemiz gerekebiliyor. Mesela oksijeni solunum gibi, fotosentez gibi, kemosentez gibi, protein sentezi gibi, yağ sentezi gibi. Bu denklemleri bilmeniz lazım. Bu denklemleri bilmeden konularda çok eksiğiniz var demektir. Sorularda baya baya sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Size tavsiyem bu söylediğim 5 denklemi özellikle bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Gelelim plastitlere. Plastitlerde çift zarlı olan organellerimizden diğeri zaten 2 tane var. Birisi plastitler diğeri mitokondri. Plastitlerde bitkilerde bulunuyor. Öglena'da ve Alk gibi canlılarda bulunmuş oluyor. Bunların hepsi ökaryot organizmalar zaten ökaryotlarda çift zarlı organeller bulunabilir. Plastitler kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. Kloroplast, kromoplast ve olmak üzere. Biz hemen ilk olarak kloroplasttan başlayalım. Zaten en fazla kloroplast ve mitokondrinin farkı ya da ortak özelliği sorulur arkadaşlar. Kromoplast ve ile ilgili çok az bir şey var. Çok da fazla soru sorulmaz. Kloroplast dediğimiz organel ökaryotlarda fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organel. Klorofil pigmenti dediğimiz Fotosentezde görev alan pigment ökaryotlarda kloroplast içerisinde bulunmuş oluyor. Peki prokaryot canlılarda fotosentez olmaz mı? Olabilir arkadaşlar. Onlarda kloroplast yoktur. Kesinlikle klorofil pigmenti sitoplazmada dağınık bir şekilde bulunur deriz. Unutmayınız fotosentezin olması için klorofil pigmenti şarttır. Kloroplast şart değildir. Kendine has yine bunun da mitokondri gibi DNA, RNA ve ribozomu var. Bunun da yine DNA'sının halkasal olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mitokondrinin de halkasaldı. Kloroplastın halkasal, prokaryotlarında DNA'sı halkasal olmuş oluyor. Burası da çift zarlıydı. İç zarına tilakoid zar adını veriyoruz. Tilakoid zarlar üzerinde ETS elemanları bulunmuş oluyor. Şimdi bu tilakoid zarlar üzerinde ETS elemanları varsa ATP üretiminden sorumlu olan enzimler de burada bulunmuş oluyor. Tilakoid zarlar dediğimiz bu para para şeklinde olan yapılar arkadaşlar. Bu tilakoid zarların üst üste gelmesiyle oluşan yapıya granum adını vermiş oluyoruz. Granum da diyebilir, granada diyebilir. Çok kafanız karışmasın tamam mı? Çok önemli değil. Bizim için bilmemiz gereken granum ya da grana dediğimiz kelimeler kloroplast içerisinde geçmek zorunda. Bunlar tilakoid zarların üst üste gelmesiyle oluşuyor. Yani ATP üretimi buralar üzerinde bulunmuş oluyor diyeceksiniz arkadaşlar. Tilakoid zarlar üzerinde bulunmuş oluyor. Buranın bir de sıvı kısmı var. Sıvı kısmına stoma demişim. Allah kahretmesin. Stroma diyecektim arkadaşlar. Stroma demem lazım. Hatta şey diyecektim. Arkadaşlar stoma ile stromayı kesinlikle karıştırmayın diyecektim ben buraya yazmışım. Lütfen siz dikkat edin arkadaşlar. Stroma dediğimiz sıvı kısmıdır. Kloroplastın stroması sıvı kısmıdır. Burada DNA, RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunmuş oluyor. Mitokondrinin sıvı kısmına matriks diyoruz kloroplastın sıvı kısmına stroma demiş oluyoruz. İkisinin sıvı kısmının olduğu yerde de DNA, RNA ve enzimler bulunmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Biraz önce ben size mitokondrinin denklemini yani oksijenli solunumun denklemini yazarken glikozun oksijenle parçalanması sonucu su ve karbondioksit oluşuyor demiştim. İşte burası onun tam tersi. Karbondioksit ve suyu birleştiriyoruz. Tabii ki ışık enerjisini ve klorofili kullanarak besin ve oksijen elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bunu kimler yapıyor? Bitki ö Euglena ve alg gibi canlılar yapmış oluyor. Tabii ki ökaryotlardan bahsediyoruz çünkü kloroplastı anlattığım için. İşte o zaman bitki, öglena ve alk için kendi besinini kendi üreten canlılardır diyebilir misiniz? Kesinlikle dersiniz. Öglena için ekstra da tüketici de olabilir arkadaşlar. Bulunduğu duruma göre o farklılık gösterebiliyor. Bunu da canlıların ortak özelliklerini anlatırken ufacık bir kısımda beslenme içerisinde anlatmıştım. Kloroplast faaliyeti artan bir hücrede neler olur onu bilmem lazım. Zaten soruda bana bunu soruyorlar. Şimdi kloroplast olduğu zaman ne oluyordu? Karbondioksit ve su birleşiyordu. Besin ve oksijen elde ediliyordu. He, o zaman ne olmalı? Okun sol tarafındakiler azalmalı ki sağ tarafındakiler artsın demelisiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada şunu söylemem lazım. Çok 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 önemli. AYT kısmında karşımıza gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Burada fotosentez sonucunda oksijen üretiliyor ya. Üretilen oksijen atmosfere verilmiş oluyor. Yani bir bitkinin fotosentez yapması sonucunda atmosferin oksijen miktarında artma görülür deriz arkadaşlar. Bir de şunu sorabilirler. Buradaki oksijenin kaynağı nedir derler. Giren su molekülündeki oksijendir diyeceksiniz. Bunu AYT kısmında çok çok detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Eğer sadece TYT biyoloji için bunu dinliyorsanız arkadaşlar bu son söylediğimi çok fazla ciddiye almayınız. Ama AYT'de de beni dinleyecek olan arkadaşlarımız yani AYT biyolojiye de hazırlanan arkadaşlarımız için çok önemli bir şey söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Şimdi gelelim asıl konumuza. Kloroplast faaliyeti artan bir hücrede neler olur? Okun sol tarafındakiler azalıyor, sağ tarafındakiler artıyor dedim. O zaman bakalım karbondioksit miktarı azalır. O zaman hocam karbondioksit miktarı azalırsa siz biraz önce şey demiştiniz. Karbondioksit arttığı zaman asitlik artıyordu. O zaman karbondioksit miktarı azalıyorsa demek ki asitlik de azalıyor. Yani pH bazlığa doğru gidiyor. Yani pH artar diyeceksiniz arkadaşlar. O nedenle pH artarı da kabul etmiş oluyorum. Devam edelim. Karbondioksit miktarı azaldı ya. Girenlerden biri de suydu. O zaman suyun miktarı da azalmış olacak. Peki besin ve oksijenin miktarı ne olacak? Artmış olacak. Monomer miktarı. Monomer dediğimiz besin oluyor. Monomer miktarı artıyor ve aynı zamanda oksijenin miktarı da artmış oluyor. O zaman şimdi bakalım. Ben burada besin üretimi gerçekleştirdiğim için yani bir besin ürettiğim için o zaman buranın ortamın yoğunluğunu ne yapmış oluyorum? Artırmış oluyorum. Ortam yoğunluğu artarsa ozmotik basınç yani su alma isteği ne olur? Artar. Ozmotik basınç artarsa turgor basıncı da bununla ters orantılı olduğu için azalır diyeceğiz. O zaman hücre yoğunluğu artar, ozmotik basınç artar, turgor basıncı da ters orantılı olduğu için azalır diyoruz. İşte bunu yaptığınız zaman arkadaşlar bu denklem üzerinden bu öncülleri görebildiğiniz zaman burayla ilgili soru kaçma yağacak. O kadar net konuşuyorum, o kadar emin konuşuyorum. Bence siz de kendinizden emin olmalısınız diyeyim arkadaşlar. Gelelim kromatoplasta. Burası bitki yeşil dışında diğer renk pigmentlerini vermeyi sağlamış oluyor. Buradaki renk pigmentleri turuncu, sarı ve kırmızı olmak üzere üçe ayrılıyor. Bunlara karotenoidler adını veriyoruz. Bu karotenoidlerin görevi arkadaşlar bir bitkiye dışarıdan yüksek bir ışık geliyor ya güneş ışığı. İşte güneşin zararlı ışınlarından klorofilin zarar görmesini engellemek, bu nedenle fotosentez yapmasında herhangi bir sıkıntı olmamasını sağlamaktır. Şimdi buradakilerin diğer isimlerini bilmek zorundasınız. Buradaki renk pigmentlerini. Turuncu, karottan aklına gelsin, karoten. Sarı Kısantofil içinde sağ yazıyor oradan aklına gelsin. Likopene de zaten sadece kırmızı kalmış olacak. Burada bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeşil renkli bir domatesimiz var değil mi? Bu yeşil renkli domates kırmızı domatese dönüşebiliyor. İşte bu durumda arkadaşlar kloroplast, kromoplast da dönüşmüştür diyoruz. Yani bunlar ışığın etkisiyle birbirlerine dönüşebilme özelliğine sahipler. Ancak her plastik diğer bir plastite dönüşmüş olmuyor arkadaşlar. Sadece kloroplast, kromoplast da dönüşüyor. Lokoplast da kloroplast da dönüşmüş oluyor. Diğer de dönüşüm olayları söz konusu değil. Bunu söyledikten sonra gelelim lokoplasta. Burası renksiz olan plastitlerdir. Bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunur. Bunlar bir bitkide nişasta yani karbonhidrat, yağ ve protein depo edilmesini sağlamış oluyor. Hemen örnek verelim. Patateste nişasta depo edilmesini yani bir karbonhidrat depo edilmesini sağlar. Baklagilde protein depo edilmesini sağlar. Ketende ya da zeytinde ya da fındıkta yağ depo edilmesini sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Mitokondri ve kloroplast ortak özelliklerine bakalım şimdi. Bunların ikisi de çift zarlı değil mi? Evet. Prokaryotlarda bulunmaz çünkü prokaryotların zarla çevrili organelleri yoktu. Bunlarda çift zarlı organel olduğu için onlarda bulunmaz. Bunların ikisinde de ATP üretilir arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Mitokondri sonucunda zaten ATP üretiyoruz ama kloroplastta da ATP üretiyoruz. Ancak şunu bilmeniz lazım. Kloroplast arkadaşlar kendi ATP'sini kendi kullanır. Mitokondri gibi hücreye dağıtmaz arkadaşlar. Sadece mitokondri herkese verirken kloroplast sadece kendi kullanır. Kloroplast ATP verme bakımından bencildir diye düşüneceksiniz. Protein ve enzim sentezlerler çünkü kendilerine has DNA, RNA, ribozomları var. Bunu da ekstra söylemiş olduk. ETS elemanları var. Bu nedenle de zaten ATP üretmiş oluyorlar. Çekirdek kontrolünde de kendilerine eşleyebiliyorlar. Diğer hücrelerden bağımsız bir şekilde çoğalabilme özellikleri var diyoruz. Şimdi farklarına bakalım. Mitokondri dediğimiz şey oksijenli solunum yapıyor. İşte ben sadece gündüz yaparım, gece yapamam deme şansı yok solunumun kesintisiz olarak devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle gece ve gündüz çalışıyor. Kloroplast ise sadece ışık varlığında aktif. Buraya gündüz demeyin arkadaşlar. Gece ışık olduğu zaman da olur. Yani illa güneş ışığı olmak zorunda değil. Yapay bir ışık da verebiliriz. Oksijenli solunum yapıyor mitokondri. Kloroplast ise fotosentez yapmış oluyor. Mitokondrinin sıvı kısmına matriks diyoruz. Kloroplastın sıvı kısmına ise stroma adını vermiş oluyoruz. Buraya doğru yazmışım. Mitokondri içerisinde bulunan ETS elemanları kristada bulunurken kloroplast hastaki tilakoid zar sistemi üzerinde bulunmuş oluyor. Tilakoid zarların üst üste gelmesiyle oluşan yapılara da grana ya da granum adını veriyoruz demiştim. Mitokondride klorofil yok. Kloroplastta ise var. Zaten klorofil olduğu için fotosentez yapabiliyor. Bu söyleyeceğimi şu anda AYT kısmı için söylüyorum. TYT kısmı için fazla bir bilgi. Burada oksidatif fosforilasyon substrat düzeyde fosforilasyonla ATP üretilirken kloroplastın yaptığı ATP üretim şekli fotofosforilasyonla olmuş oluyor. Yani fotosentez oradan düşünebilirsiniz fotofosforilasyon. Burası AYT kısmı için geçerli olduğu için TYT için izleyen arkadaşlar için detay vermek istemiyorum burada arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitokondri bulunur. Kloroplast ise hayvan hücrelerinde bulunmaz. Sadece bitki hücrelerinde bulunur diyoruz. Yani de ve Aykla'da var da bitki ve hayvanı kıyasladığım için böyle bir şey söylemiş oluyorum. Mitokondri oksijenli solunum yaptığı için oksijen kullanıyor ve su üretmiş oluyor. Kloroplast ise karbondioksit ve suyu kullanarak oksijen üretmiş oluyor. Aynı zamanda besin üretimini gerçekleştirmiş oluyor. O nedenle kloroplast'a inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezler deriz. Mitokondriye ise organik maddeleri kullanarak inorganik maddelere dönüştürür deriz arkadaşlar. Hemen bir soru çözelim birlikte. Burada dikkat etmeni istiyorum. Yukarıda verilen organel ve görev eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir diyor. Ribozom amino asit sentezleme. Dıt. <laughs> Çünkü amino asit sentezlenmez. Protein sentezleme demeliydi. O yüzden burayı eledik. Hemen o zaman şıklarda doğru değildir sorduğu için biri aramam lazım. Mitokondri oksijenli solunum yapma. Doğrudur. Lizozom hücre dışı sindirim. Dıt. Hücre içi sindirim olmalıydı. Çünkü içerisinde lizozomal enzimler var, letik enzimler var. O yüzden bu da olmadı. Kromoplast dediğimizde glikoz sentezi diyor. Dıt. Kromoplast değil, kloroplast demeliydi. O yüzden bu da yanlış oldu. Cevabımızı 1 3 4 olarak işaretlemiş oluyoruz aman diyeyim şıklarda 3 4 de olabilirdi arkadaşlar ÖSYM e sorsa belki onu da verebilirdim. Çünkü ribozomun amino asit sentezlediğini bazı durumlarda düşünebiliyorsunuz ama orada protein sentezi yazmalıydı. Unutmayalım arkadaşlar. Gelelim sıra sende sorusuna. Sorumuza geldiğimize göre bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu sorunun cevabını yorumlardan bekliyorum. Video içerisinde anlamadığın, aklına takılan bir yer varsa sorabilirsin. Ödevimizi vereyim. Kamp kitabımızdan 9. günle alakalı soruları çözmüş oluyorsunuz. Yarın kontrolünü yapacağım. Desteklerim benim için çok kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.